o anki arkadaşlarımın basketbola yönelmesiyle benim de onlara katılmamla gerçekleşti. İlk zamanlar yani küçük olduğumuz için yani hobi olaraktı yani zaman geçirme amaçlı gidiyordum. İşte belli bir sene geçtikten sonra bu iş böyle hoşuma gitmeyi daha çok sevmeye başladım ve her geçen gün basketbola karşı ilgim daha fazla artmaya başladı. Ve öyle başladım diyebilirim. Ya tabii ilk zamanlar kolay değildi. Yani oradaki basketbol şartları olsun, kendi fiziksel durumum olsun, basketbol bilgim olsun çok yeterli Bir de değildi. futbol sahaları hani muhtemelen çok vardı ama basketbol sahası belki daha azdı, değil Çok mi? yani o taraflara göre biraz daha iyi. Zaten ülkemizde o zamanlar daha yeni yaygınlaşıyordu. Evet. 2010 Dünya Kupası ile beraber bir tık O bir daha kırılma arttı noktası diye oldu, değil aynen. mi? Ondan sonra biraz daha basketbola yönelim arttı diyebilirim. İşte benim de o zamanlama açısından güzel bir zamanda başladım bu basketbola. İlk zamanlar işte dediğim gibi hobi olaraktı. Sonra benim o sene lise sınavına girmem gerekiyordu. Lise sınavına gireceğim için basketbolu bir an ikinci plana atmak zorunda kaldım. Yani önceliğimi okula verdim. Sınavlara girdim. Bittikten sonra ise yine bir dersler bitti. Her şeyi bitirdim. Böyle bir boşluğa düşüyor insan ister istemez o kadar çalıştıktan sonra. Sonra tekrardan basketbola işte bir 6 aylık bir zaman diliminde ara vermiştim. Sonra tekrardan başladım. O sene işte bizim takımın da Batman'da oynarken üçüncü lig diye geçiyordu. Yani şu anki adıyla ikinci lig oluyor. Takımı vardı. Ya ben o takımda antrenmanlara çıkıyordum. İşte benim büyüklerimle, abilerimle, antrenörlerimle onlarla beraber idman yapıyordum. Bu benim için avantajdı. Hem kendinden yaşça büyüklerinle oynuyorsun ve onlardan çoğu şeyi öğrendim. Yani nasıl ayakta durmam gerektiğini, nasıl tepki vermem gerektiğini sahada. Onları da öğrendim orada. İşte şans dedim ya işte orada da bizde aynı grupta olan Bandırma vardı. Bandırma Kırmızı o zaman aynı gruptaydık. Onlarla işte maçımız var diye ya antrenörüm ya o zaman şey düşündü. Benim oraya gidebileceğimi o yüzden beni normal takım maçında oynatmadılar. Yani lisansımı çıkarmadılar. Oraya gidebilirsem bir problem yaşamayalım diye. Ya o da herhalde hiç hissetmiş onu yani. Öyle bir şey olabilecek bana güvenmiş o konuda. İşte biz de Bandırma'ya gittik. Ocak ve Aralık ayıydı. Orada işte maçı falan oynadık. Maçtan sonra tekrardan döneceğiz biz böyle. Orada çok az bir zaman vaktimiz vardı antrenmana katılabilme. Orada da işte Ahmet abi vardı o zamanki koordinatör. Sağ olsun orada bir fırsat yarattı benim için. Bir yarım saat 45 dakikalık idman yaptım. Ondan sonra ise işte idman bitti. Ben de böyle yani çok bir beklentim yoktu. Yani bir denemiş olayım şeyindeydim. Denedim ve sonra işte bittikten sonra 45 dakika içinde biz seni beğendik. Gelip kalabilirsin bize demiş. Eşyalarını al gel ya da göndersinler falan. Kaç Ben yaşındasın o anda? ya 15 yaşındayım da ama yani şimdi oraya da geleceğim. Yani bir an şaşırdım yani bu kadar çabuk mu olacak? Hemen bitecek, direkt gelecek miyim? Nasıl geleceğim? Nasıl yapacağım? Yani onların kafamda çokça soru vardı böyle. Yani böyle bir korkuttu açıkçası o an öyle. Hemen gel tamam. Bir yandan sevindim ama bir yandan da insan ister istemez Tabii ki. korkuyor yani. Tabii ki. Öyle başladık işte. Ondan sonra ailemden izinler alındı. Ondan sonra 15 işte 15 yaşında geldim. O 5 ay içinde işte takıma adapte olup şeye katılmamız gerekiyor. O zamanlar Türkiye şampiyonaları oluyordu. U16'da ona katılacaktım. İşte hızlı bir şekilde geldim oradan. Gelişim de biraz uzundu yani. Tekrardan geldim beni aldılar. Lojmana götürdüler. Orada kaldım. Şey falan okulumu falan halletmeye çalıştılar. O da bir zordu ve öyle başladım basketbola yani profesyonel olarak Evet. ilk öyle başladım. Ve serüven başladı oradan Serüven sonra. başladı ve asıl olaylar zaten ondan sonra başlıyordu. Ben yani siz dediniz ya küçük yaşta gittin. Ya ben de kendimi küçük yaşta gittim diye sanıyordum ama oraya gittikten sonra benden daha küçüklerin orada olduğunu görünce Abim oldun bir yani bir anda. anda abi oldu. Yani benden 4 yaş daha küçükler vardı. Yani o kadar arada fark vardı. 12 11 yaşında ailelerinden kopup gelen insanlar vardı. O yüzden oradaki ortam
güzel bir ortam olduğu için herkesin alışma süresi olsun, adapte olma süresi daha da hızlı oluyordu. Herkes beraber orada kalıyordu değil evet, mi? Evet, hep beraber orada akşam kalıyordu. Akşam kahvaltıları falan oluyordu. Aynen aynen o tarz şeyler oluyordu. İşte antrenman sahasının yanında koridoru evet. geçtikten sonra bizim kaldığımız yer vardı. Direkt antrenmana geçiyorduk. Bir böyle güzel bir organizasyondu yani şey bakımında antrenmana gitme böyle. Yani bildiğin basketbol sahası evin yani. Evet. Hep orada yatıp kalkıyorsun aslında. Hep orada yatıyorsun. Yani gözünü açtığında basketbol topu, saha sesi, kapattığında yine öyle uyanıyorsun. Aynı şekilde hep böyle oldu. Yani bunun benim için önemi büyük yani. Bana kattığı şeylerden dolayı teşekkür ederim yani oradaki insanlara. Yani hep sizin sayenizde tabii Bandırma'yı, o Banvit organizasyonunu, o başarıda emeği geçen birçok kişi var. Onların hep altını çiziyoruz. Hakikaten kaybı çok üzdü hepimizi. Sen oyuncu olarak ne hissettin? Çünkü sen 15'inde geliyorsun, artık bir kulüp kapanma noktasına hatta kapanıyor. Kendini nasıl hissettin o anda? Bir yani, ev kapanıyor yani çok yani zor bir şey. İlk geldiğim zamanlar zaten hedefim o A takımında oynamaktı yani. Ona göre işte yavaş yavaş o A takımda süre bulup oynamak istiyordum. Ya bunu da bir nevi gerçekleştirdim yani yavaş yavaş A takım hatta kaptan bile oldum yani genç yaşımda orada. Yani kapanması beni şaşırttı yani. Tabii her geçen sene ekonomi krizinden dolayı basketbol olan yatırım geliyorum diyordu ya aynen biraz. Bir küçülüyordu ama biz şey bekliyorduk yani küçülme oldukça bize gelen şans artacak diye bekliyorduk. Yani bir nevi de öyle oldu ondan önceki sene. Her geçen sene zaten Türk oyuncuların aldığı süreler her sene artmaya başladı orada. Yani bu sene de kapanmadan önce de öyle olacağını düşünüyorduk. Yani beklemiyordum açıkçası öyle bir şey olmasını ve oldu yani ya üzüldük yani açıkçası böyle bir organizasyonun böyle gitmesi yani kötü oldu hem ülke adına hem oradaki insanlar adına o seyirci adına yani. Evet. Herkes için kötü oldu. Yani hayırlısı diyelim. O kapandıktan sonra benim için ve diğer arkadaşlarım için bambaşka bir serüven başladı. Evet. Bambaşka bir level, bir seviyeye gittik. Ve onunla karşılığını geçen sene verdiğimiz emeklerden, verdiğimiz mücadeleden sonra aldığımızı düşünüyorum. İyi kökler salınmış yani oradaki sizin hem oyuncu olarak gelişiminiz, o köklerin sağlam oluşu. Beşiktaş'ta senin aslında artık sahada bir lider olarak görüyorduk seni. Yani sen hani topsuz oyunda asıl etkisini gösteren, açık sahada etkisini gösteren bir oyuncu olarak her zaman biliniyorsun ama geçen sene topa karar veren, daha hani ikili oyunları yönlendiren bir oyuncu haline geldin. Geçen sene senin gelişimine neler kattı Beşiktaş'ta? Yani ya öncelikle bana o verdikleri güvenden dolayı böyle olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kötü gittiğimiz zaman da yine top bizdeydi. Evet. İyi gittiği zaman da topu verebiliyordu. Yani biz kullanabiliyorduk onu. O sorumluluğumuz vardı yani. Hata yapma lüksümüz vardı daha doğrusu. Yani tek hata yaptıktan sonra sağda çıkacak, çıkacak mıyım sorusu olmadığı için kafanda. O yüzden hata yapıyordun ama bir sonraki pozisyon onu telafi etme şansın oluyordu. Yani bu şeyden dolayı bu benim gelişime çok katkı sağladığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ta işte başlarken biraz kötüydük. Biz de beklemiyorduk böyle olmasını. İşte birbirimize güvenerek orada hep beraber aynı takımdaydık çoğu kişiyle. Evet. Birkaç kişi ekstradan geldi. Bir de 2-3 yabancı vardı. Yani hepimiz kimya hazır gibiydi yani. Tek 2-3 dokunuş da böyle çok güzel bir şey yakaladık. Ondan sonra yani o takımla Türkiye yarı finaline kaldık yani. Yani kaybettik maçı ama yani yarı finalde kaybettik ama kaybettiğimiz takımda EuroLeague şampiyonu yani. Olmuştu. Yani o yüzden bizim için oraya gitmek önemli olan oydu yani. Evet, ki sen 30 attın, oraya geleceğim ayrı bir nokta. Orada atılan açıklamaları vardı. Onları oraya değineceğim ama şunu gördüm ben Beşiktaş'ta. Sen, Alperen inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ben hatırlıyorum senelerden de bir TÜBAT turnuvasında Banvit'te, Bandırma'da o zaman oynuyordunuz. Alperen tam önümden böyle bir sağa doğru böyle çekilerek bir attığı şut vardı. Hani James Harden'ın böyle sağa adım atıp şut attığı var. Onu gördüm. Ve bir uzun oyuncunun onu yapabiliyor olması beni çok etkilemişti. Ve bir yerde patlayacağını düşünüyordum. Geçen sene ama acayip noktaya çıktı. Sen öyle, Sadık Emir Kabaca öyle, yani Furkan Halsalı öyle. Hepinizde bir dikey sıçrama oldu yetenek. Yani o sahada gösterdiğiniz o seviye açısından. Onun arkasında ne var ya? Onu nasıl açıklayabiliriz?
Yani bunu nasıl açıklayacağız? Şöyle, çok mu çalıştın sağ dışında ya yoksa beraber mi oynadın avantajı? O bence Bandırma'da yaptığımız antrenmanlardan dolayı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü orada çalıştığım bütün oyuncularda dediğiniz özellikler var yani. Hı-hı. O sıçrama olsun şey. Yani o antrenmanlardan dolayı yani ben şöyle söyleyeyim size. Şey hatırlıyorum yani. Bizim Ahmet abi vardı işte. Evet. Böyle bakıyordu, geziyordu orada. Böyle dik bir yokuş gördüğümü bakıyordum. Tam burası güzel diyordu. Hep beraber öbürsü gün o yokuşta koşuyorduk falan. O zaman yanındaki dik şey mi? O tarz yerlerde işte o antrenman şeyinden dolayı böyle olduğunu söyleyebilirim yani. Yani fiziksel antrenmanları da aynen, siz çok fazla yaptınız aynen, yani. Aynen. Ya orada bir de şey derdi yok, trafik derdi yok olsun. Yani evet. Yine yakın yerlerdesiniz. Küçük bir yer olduğu için basketbol açısından da bizim için çok basit. Git gelimizde hiçbir sıkıntı olmuyordu. Saha bizim olduğu için hep istediğimiz zaman, istediğimiz sürece antrenman yapma şansımız oluyordu. Bu yüzden sonuçları da böyle oldu evet. diyebilirim. Ya senin tekniğine de şimdi ben böyle bazen işte yani canlı gözle izlediğimizde de yani ben çok seviyeyi nasıl yukarı çektiğini görüyorum. Mesela senin bir hareketin var. Çembere giderken şeyin Larkin olur mesela. Basitemiz çok yapar. Hani hesitation dediğimiz böyle bir duraksayıp sonra tekrar topu yere vurup gittiğin yerler var. Yani bu özel ama çalıştığının yani içgüdüsel olarak da yapıyorsun ama çalıştığının da çok büyük göstergesi. Sen topa yön verici bir oyuncu haline geldiğin için soruyorum. Saha görüşün, işte o dribbling yeteneğin, sence tam EuroLeague seviyesini ve NBA seviyesini hani belki bundan sonraki adım ama artık sahada kendini topa yön verirken daha rahat hissediyor musun? Yani aslında geçen sezonun başında o kadar rahat hissetmiyordum yani açıkçası. Sonra işte gün geçtikçe kazanmaya başladıkça o sorumluluğu alabileceğimi daha fazla yani en başından beri alabileceğimi biliyordum. Ya o an kendime daha fazla güvendim ve o topu aldıktan sonra doğru kararlar vererek yani iyi sonuçlandırarak o aldığım sorumluluğu. Hı-hı. Ondan sonra kendime olan güvenim arttı ve şu an yani daha rahatım o konuda dediğiniz gibi yani. Hı-hı. Yani daha rahat bakabiliyorum. Nerede neyin olabileceğini az çok daha yani kestirebilme şeyim arttı evet. yani. Öngörüm arttı diyebilirim. Olayların akışını bir sonraki adım daha iyi görüyorsun. Aynen bir sonraki akışı şey yapıyor. Bir yerden sonra artık ya tecrübe de kazanıyorsun ister istemez. Ya onu da düşünüyorsun yani. Ve böyle oldu diyebilirim. Evet. Yani. Çünkü açık saha hani senin en önemli, en iyi olduğun evet. yer. Ama bu hani yarı sahada çünkü EuroLeague oynayacaksın. Hep bir yandan da o da EuroLeague'e evet, getireceğim. Çünkü evet. burada şimdi daha sana açık sahayı vermeye çalışacaklar. Daha senin belki o close out dediğimiz savunmaları atakların çok daha değerli olacak. O yüzden hani pozisyonu görmek, önceden görmek de bu takımda özellikle senin için çok daha avantaj olacak. Pasların uzunları olduğu için. Oraya da geleceğim ama yine buradan 5 yaşa şimdi seriye doğru devam edelim. Dediğin gibi Tofaş serisi zaten orada çok iyi bir görüntü sergiledin. Asist oranın mesela orada çok yukarı çıkmıştı. Ama 5 ay maçında attığın o ilk maçtaki 30 sayı ki hani şutların her zaman bir soru işareti olarak düşünebiliriz. O şutun geliştirmen gereken bir yer olarak. O gün 9'da 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Kariyer rekorundu. Olabilir. Yani, tam hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorum. 30 sayıyı hatırlıyorum. Dediğim 30 sayı. Çünkü üçlükte bazıları dribbling üstü. Bazıları sağ dipten attığın hani statik o şutların, spot up şutlarında. Bunlara baktığımız zaman seni o 30 sayı Efes karşısında atmak, o maçı nasıl hissettin? Yani o maç içinde nasıl bir duygu vardı? Ve attıktan sonra 30'u Efes gibi takıma karşı bulmaktan sonra ne hissettin? Yani bu şut konusunda ben her zaman kendime güven, bunu hep söylüyorum yani. Evet olmayabilir, bazı sezonlar kötü gidebilir, zaten daha yaşım da genç. Ne zaman doğru şutu kullandığım zaman yani onu sokma oranım diğerlerine göre daha fazla. Ben bazen o doğru şutu seçemiyorum. Yani problemim oydu diye düşünüyorum yani. Hmm. Yanlış şutlar attığım için ister istemez düşüyor. Yüzdeler de düşüyor. İşte o son 5-6 haftaya geldiğinde yani onun da farkına vardım. Yani doğru şutları atınca basket olma ihtimali daha da arttığını fark ettim. Doğru. İşte son maçta da ondan önceki Tofaş serisinde de olsun doğru şutları kullandıktan sonra hepsinin daha yüzdeli girdiğini fark ettim ve ona göre kullanmaya başladım. Ya, o maçta da attım yani nasıl oldu ben de farkında değilim yani bir an maçtan çıktıktan sonra baktığımda. Sonradan mı fark ettin 36'da? Evet ya çünkü şey değildim yani o anki zaten çok yorulmuştum o maç yani her şeyde koşturuyordum. Evet. Yani yorulmuştum sonra maçtan çıktıktan sonra attım yani o şutları. Kaçan şutlarım bile o kadar hissederek attım ki orada yani hepsinin gireceğini düşündüm yani. Hmm.
Ondan sonra işte doğru şutu attığım sürece onu sokacağım. Yani bir de benim hedefim zaten şu, her zaman en yukarı gitmek, en yukarıda olmak. Her sene yapamadığım şeyi bir sonraki seneye yaparak devam etmek. Geçen seneden önceki sene çok fazla topla oynayamıyordum. Yani oradaki şeylerden dolayı oynayamıyordum. Topla oynadıktan sonra onu da oynayabileceğimi gösterdim. Şimdi bambaşka bir challenge. Euroleague'de oynayacağım. Euroleague'deki insanlara karşı mücadele edeceğim. Bu benim için gerçekten heyecan verici bir şey. Yani bu küçüklüğümden beri bunun hayalini kuruyordum. Yani hep bütün maçları izliyordum. Şey olsun. Bir gün orada süre alacağımı, orada iyi oynayacağımı düşünüyordum ve bu sene inşallah o da gerçekleşecek. Sahada, parkede olacağım. Yani çok güzel duygular yani kesinlikle, benim için. Kesinlikle, kesinlikle öyle ki hani bu yaz biraz da açıkçası hani böyle belirsizlikler olduğu bir dönemdi. Belki de sen de son ana kadar işte bugün medya gününden bir gün önce hemen netleşti ve formunu geçirip buraya geldin üstüne. Evet. Yani zor bir dönemdi belki senin. Genç bir oyuncusun. Hep konuşulan, hep beklenen bir oyuncu halinde geçti bu yaz. Senin cephende nasıl geçti? Yani sen o beklemek, işte Beşiktaş antrenmanı çıktın, buraya geldin. Biraz böyle senin dışında gelişen olaylar seni etkiledi mi bu süreçte? Yani ister istemez etkiliyor tabii insanı. Belirsizlik yani aslında belirsizlik kötü bir belirsizlik değil. Yani evet. Ya bir iyi yere gideceksin ya da olduğun iyi yerde kalacaksın evet. Yani. Bunda bir şey yok ama ister istemez dediğim gibi genç olduğum için ister istemez insan düşünüyor ne olacak. Çok da demeçler oldu. Evet ya oldu. Onlara çok fazla takmıyorum. Benim önemli olan bu sahada ne yaptığım aynen, yani. Aynen. Onlar hepsi gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Yani onların yani nasıl söyleyeyim. Ne yansıtıldıysa insanlar onu biliyor. Yani bu sahada ne yaptım benim için önemli. Dışarı hayatta çok. Tabii yanlış şeyler de olmuş olabilir. Yanlış şeyler yansıtılmış da olabilir. Ama yapacak bir şey yok diyeceğim. Yani onları çok düşünmemek lazım. Evet. Benim tek düşündüğüm sahada neler yaptım. Takım için neler verebileceğim. Ve kendimi nasıl geliştirebileceğim. Ben bunları daha çok düşünüyorum. Evet. Yani onu da inşallah her geçen gün üstüne koyarak göstereceğim insanlara. Ve uzun soluklu bir sözleşmeyle beraber artık Fenerbahçe Beko'dasın. Fenerbahçe olmak dün geldin. Tabii bizim röportaj yayın zamanımız biraz daha sonrasında olacak ama sen İstanbul Cup'ta buraya geldin. İlk taraftarla bir buluşman oldu. Partizan Fenerbahçe maçını izledin. Nasıl hissettin burada olmak, taraftarlı bir maçta olmak? Çünkü geçen sene bundan çok uzaktık elbette. Burada biraz daha taraftarla beraber olması salonda sana nasıl hissettirdi? Ya bunlardan önce gerçekten bana Fenerbahçe'nin verdiği destek inanılmaz yani. Her konuda olsun, başkan olsun, yönetici olsun, yöneticilerimiz olsun, koç olsun. Bana yaklaşımları, güvenleri beni çok mutlu etti tabii. Onu bilerek yani geldiğim için daha da özgüvenim var ve daha mutluyum. Yani böyle bir şey olacağını beklemiyordum yani. Bir anda biteceğini, maça geleceğimi, maçta insanları da alkışlayacağını. Benim için güzeldi. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İnşallah nicelerini de yaşarız burada. Ama güzeldi yani. Böyle mutlu oldum yani. O an bir gurur duydum yani güzel, kendimle. Öyle söyleyeyim yani. Bir heyecan tabii. Bir kuşkusuz. Heyecan ister istemez oluyor. Takım yani, da iyi bir oyun ortaya evet, koydu finalde. Bir de zaten. İşin kötü yanı her şey bitti ama tribünden izlemek daha da şey. Bir ara önce böyle insan sahaya girmek istiyor. Böyle oynadıkça, taraftarı gördükçe böyle bir daha da heyecanlandım. İnşallah en kısa zamanda sahada taraftarlarımızla beraber mücadele edeceğim. Takımı izlerken nasıl hissettin? Şimdi bir kere pas veren uzunların olması. Yani tabii ki Alperen de senin için çok özeldi. İkinizin uyumu. Onu NBA bölümünde ayrıca bir konuşacağız ama Veseli, Polnara, Devin Booker hep pasları verebilen oyuncular. Hani yarı saha için. Ve Fenerbahçe bu yıl ben gördüğüm kadarıyla bu turnuvada koşan da bir takım. Daha çok koşan da bir takım. Sen kendini böyle izlediğin zaman ya buralarda ben iyi iş yaparım dediğin böyle anlar oldu mu? Ya takımı nasıl buldun? Ya takımı güzel buldum. Yani heyecanlıydı yani onları izlemek yani. Bir an dediğim gibi onların arasına katılmak istiyordum. Yani güzeldi. Çok iyi oynadılar. Çok iyi mücadele ediyor. Ya öncelik yani şey yani mücadele ediyorlar. Savunma evet, yapıyorlar. Savunma değil mi? Çok öpüyorum. Savunma ön planda yani o belli ediyor kendini. Zaten onu yaptıktan sonra takımca sonucu da ortaya koyuyorlar yani. Gerçekten dün ilk kez takımım olarak maçlarını izledim. Yani gurur duydum onlarla. İnşallah nice maçları böyle hep beraber oynarız. Ben de onlara destek veririm.
Öyle güzel bir sezon geçiririz. Daha antrenman yapmadın bildiğim kadarıyla değil mi? Yoksa bir tane yaptın mı? Yok daha yapmadım. Hiç daha yapmadım. Dün bitti. O yüzden yapamadım. Bugün yapacaktım. Bugün de medyada olduğu için onu da şey yapamadık. Çünkü o Veseli, Polnar'ı onlarla beraber oynamak, Dekolo ile Henry ile oynamak nasıl duygu onu söyleyeceğim ama o artık o, ileriki zamanda konuşacağımız. Onu bir dahaki röportajımızda şeyimizde. Ama bir belki de senin için Nando ile oynamak özellikle. Hani onun o faal alışları, çembere gidişleri. Ki muazzam bir yaz geçirdi olimpiyatta özellikle. Onunla beraber oynayacak olmak özellikle senin pozisyonunda. Çünkü ikiniz de aslında ne birsiniz ne ikisiniz. Böyle biraz iki pozisyonda oynayabilen, topa da karar verebilen ama topsuz oyunda da etki olabilen, daha bitirici de olabilen oyuncularsınız. O yüzden sanki benzer yanlarınız veya senin ona alabileceğin yerler olabilir. O anlamı, o anlamda nasıl bakıyorsun? Ya benim için gerçekten şans böyle iyi kısalarla oynamak. Çünkü herkesten her şeyi öğrenebilirsin. Uzunlardan evet. bile öğrenebilirsin. Evet. Yani şey olma. Yani onunla çalışıyor olmak güzel bir şey. Yani o dediğiniz gibi o faal şeylerini alabilirsek yeterli olur. Yani onu alırsak güzel olur yani çok. Çünkü ben bayağıdır izliyorum Euroleague maçlarını. Yani inanılmaz o konuda bayağı tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Yani en iyisi olabilir evet. faal alma konusunda. İşte beraber çalışacağız. Karşılıklı oynayacağız. Beraber birbirimizi savunacağız. Birçok şey öğreneceğimi düşünüyorum yani onlardan. Yani sadece Dekolo açısından değil, geriye kalan herkesten, koçtan, diğerlerinden. İnşallah güzel olur diyorum yani. Peki görüyoruz ki Fenerbahçe gerçekten bu sene çok derin bir kadro var. Şimdi senin de katılımına beraber çok oyuncu var. Yani hani baktığın zaman Beşiktaş'taki döneminden belki söylediğim biraz daha düşecek. O kısa sürede katkı vermek de çok kolay bir iş değil, zor. Orada kendini nasıl motive tutacaksın? Yani şöyle, zaten çok fazla oyuncu olması insanların birbirini daha fazla itmesi anlamına geliyor. Rekabet İyi oyuncu artacak. Rekabet artacağı için. Yani ben de her zaman bu rekabete açık olduğum için elimden geleni yine yapacağım. Yani kim olursa olsun onda bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani elimden geleni yapacağım işte o kadroya girebilmek. Yani ne kadar süre alabiliyorsam onu bir tık daha yukarı alıp bir tık daha takıma katkı vermeye çalışacağım. Hı hı. Onda işte biraz geç katıldım takıma. En kısa zamanda adapte olup o istediğim katkı, istediğim mücadeleyi vermeye çalışacağım takıma. Hı hı. İlk başta tabii sezon başında Igor Kokoşkov vardı. Bilmiyorum o seninle temas hiç geçti mi, hiç konuştunuz mu? Sonra Sasha Georgievic geldi. Yani hani sezon içinde, hatta yaz sezonu içerisinde bir koç değişimi yaşanmış oldu. Senin cephende hani o transfer sürecinde hiç Kokoşkov'la konuştun mu? Yoksa Georgievic'le bir teması oldu mu? Rolün hakkında hiç seninle bir teması koçların, çünkü iki koçu da sormak zorunda kalıyorum bu yazların da beraber olduğu için. Senin o koçlarla sohbetin nasıl oldu yani bu anlamda? Yani şu son güne kadar bu olaylar bitmediği için hiçbiriyle temasa geçemedim doğal olarak. Sen ama, de evet, Mauricio gelirdi belki der ya. Ya böyle bir şey yani, koç değiştikten sonra hala isteniyorsa koç da istiyordur yani seni yani o anlamda. Evet. Yani daha detaylı konuşamadık o konular hakkında. Daha geleli 12 saat bile olmadı. O yüzden işte ilerleyen günlerde antrenmana katıldıkça bu konu hakkında zaten ben de daha iyi bir bilgiye sahip olacağım. Evet, sen de takımı görüyorsun. Aynen, takımı göreceğim. Olacak. İşte onu yavaş yavaş öğreneceğiz. Peki kuşkusuz senin için NBA'de hedeflerinden bir tanesi olarak devam ediyor. 3 yıl buradasın, hani NBA çıkışın var mı bilmiyorum ama baktığın zaman bir yaz ligi geçirdin orada. Orası nasıl bir tecrübeydi? Yani NBA yaz ligi, hani tabii ki bir NBA normal sezonu gibi düşünmüyoruz ama bir atmosfer, farklı bir yer. Yeni draft edilen önemli olacak ki bir tanesi senin formasına giydiğin Cleveland'daydı, Evan Mobley. Nasıl bir atmosfer, nasıl bir şey NBA yaz liginde bile olsa NBA havasını solumak? Yani gerçekten güzeldi. Böyle böyle genç takım havasında ama NBA takımı gibi arasında bir şey, arasında bir şeydi. Ve o organizasyon olsun, her şey üst seviyede. Ben bu kadar yani beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Yani dedi yaz ligi maçı bile olmasa ama taraftarlar hıncı hıncı dolu, doluydu. Yani bayağı dolu taraftara karşı oynadık. Bütün NBA'nin yönetici önemli orada, insanlar takımlar oradaydı. Yani koçlar bu, orada. Bütün basketbolcular oradaydı. Yani MVP olan Antetokounmpo falan. Herkes oralardaydı. Evet, evet. Yani önemli bir organizasyon NBA için. Çok göz önünde oluyorsun. Aynen yani. Göz önünde oluyorsun. Heyecanlı oluyor musun orada sahaya çıktığın zaman? Ya oluyorsun. Ben biraz yeterince şey yapamadım ya. Kendimi gösteremedim. Süre ama alamadım. Ama o Phoenix Suns maçındaki smacın.
Ya bir o bir o işte akıllarda o kaldı. Yani tam da o çünkü... sırada yayında Evan Mavli röportajı yapıyor. O hepsi bir anda şoka girdiler. Bir de ben, benim oldu. Oraya gitmem de son saniye evet. olduğu için yani hep böyle oluyor. Son saniye bir şey yokken birden ortaya çıkıyor ve son saniye olduğu için takıma onların başladıktan 2-3 gün sonra katılabildim. O yüzden ilk 2 maç oynayamadım o yüzden. Ondan sonraki maçlarda da gelen şansı elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ama bir farklı yani Avrupa basketboluyla oranın basketbolu arasında çok bir fark var yani. O yüzden hem sahanın daha geniş olması hem sahanın geniş olması çok şey yapamıyorsunuz ya böyle. Atletizm o kadar yüksek değil mi? Fark edilmiyor ama atletizm inanılmaz seviyelerde orada. Yani o açık ve net. Ya biraz daha physical oynuyorlar orada. Yani o belliydi yani orada. Onu da gördüm. Neler yapmam gerektiğini, nelerimi geliştirmem gerektiğini de gördüm. Ve bunun üzerinde de çalışacağım. Senin hakkında orada neler konuştular? Yani kuşkusuz Cleveland organizasyonu olsun, NBA organizasyonu olsun konuştuğun kişiler olmuştur orada. Hani nasıl bir iletişim kurdun onlarla? Hani seni beğendiler mi? Yani senin için neler söylediler orada? Özellikle senin sohbetlerinde. Yani burada orada olduğum için çok mutlulardı hepsi. Çok istiyorlardı orada olduğum için. Ya ben de orada olduğum için çok mutluydum. Çok güzel bir vakit geçirdim orada. Oradaki insanlarla tanıştım. A takım koçuyla tanıştım. Antrenman şeylerini gördüm. Tesislerini gördüm. Yani gerçekten şöyle bir şey. Yani basketbolcu olmama şansın yok yani orada. Öyle bir şey de var. Yani her şey hazır. Her şey hazır. Aynen. En üst seviye zaten bildiğiniz gibi. O yüzden ki yaz ligi olsa bile. Yaz ligi olsa bile. Aynen. Ama güzeldi benim için. Güzel tecrübe oldu. Yani. Güzel bir tecrübe oldu dediğiniz gibi. Ki hani Alperen Şengün de orada hakikaten yaz liginde de Türkiye liginde bıraktığı gibi oynadı. Onu orada görmek, onun performansı, sen onun NBA macerasını nasıl yorumlarsın, nasıl anlatırsın? Yani zaten sezonun ortasından beri böyle bir şey olacağını bekliyorduk. O da bekliyordu, biz de bekliyorduk. O yani çok çalışıyordu yani bunu zaten sonuna kadar hak ettiğini söyleyebilirim. Yani orada da geç sıradan seçildi ama daha önden seçilebileceğini de gösterdi diye düşünüyorum orada. Çok iyi geçirdi yaz ligini. Ya onun için inşallah en hayırlısı olur yani mutluyuz yani en azından yani şöyle bir şey beraber oynadığın kişi NBA'ye gidiyor yani. O da gurur verici. O da gurur verici bir şey. İnşallah orada kalıcı olur nice yıllara nice uzun seneler orada oynar. Evet. Hayırlısı olsun onun için diyorum. Mehmet yani. Yağmur da onu çok destekledi. Hep arkasındaydı. Seni destekledi mi bu süreçte? Bu hep arkanızda mıydı bir abilik olarak? Mehmet abi yani da? Gerçekten her zaman iyi günde kötü günde her zaman yanımızdaydı. Yani komik bir şey söyleyeceğim yani bizim yüzümüzde saçları falan döküldü yani. Biraz tepesi açıldı. Biraz açıldı zaten şu an bunu söyledim diye. Buradan mesajı aldı o zaten. Yani çok yardımcı oldu yani gerçekten ona da çok teşekkür ederim. Yani bizim buraya gelmemizde yani o kadar çok kişi bize destek oldu ki yani saymakla bitmez yani. İşte tek tük söyleyebiliyoruz ama gerçekten buralara gelene kadar altyapısından onun öncesi çalışanlar, kulüp çalışan herkesin emeği o kadar yüksek ki üzerimizde yani. Herkese buradan şimdiden de teşekkür edeyim. Umarız ki sen de Euroleague sahnesinde de özellikle o geri dönüşü, o geldiğin noktayı çok daha iyi bir yere çıkartırsın. Artık sonuna gelmişken bir Fenerbahçe taraftarı da tam bu ilk bir buluşma oldu ama mesajını duymak isteyeceklerdi. Senin onlara söyleyeceklerin onlar için değerli de diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarına vereceğim mesajla kapatalım. Yani bu transfer bitmeden önce de destekliyorlardı. Ne zaman bana mesajlar atıyorlardı. İşte ne zaman geleceksin yazıyorlardı her şeye. Yani sonunda bitti diyebilirim. Şu an artık onların desteğini sahada ben mücadele vererek onlar da beni destekleyerek en iyi şekilde göstermek isterim. Yeni sezonda inşallah hep beraber uzun maçları böyle hıncayış dolu olarak oynarız. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim ve hep desteklemelerini bekliyorum. Şeymus Azer, hayırlı olsun diyelim. Umarız ki çok iyi sezonlar geçirirsin burada ve çok başarılı olursun bıraktığın yerden. Adım adım yukarıya giderek hedeflediğin, umut ettiğin yerlere ulaşırsın. En iyi dileklerimizle. Teşekkür ederim Şeymus. Size de iyi sezonlar diliyorum. Çok zaten sık beraber burada görüşeceğiz. Aynen diye görüşelim. Medya gününde Şeymus Azer, Fenerbahçe Beko'nun son transferiyle beraberdik. Bir sonraki röportaja dek. Hoşçakalın.